Aloğlu ile Bakış Açısı programından Mercan TV Ankara stüdyolarından hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Bu akşam konuğum akademisyen, ekonomist, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Sayın Adnan Ağır. Adnan Bey, Adnan abi hoş geldin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden efendim. Şimdi sevgili seyirciler, Adnan Ağır Adıyamanlı bir değerimiz Ankara'da. İş güvenliği konusunda özellikle ciddi çalışmaları olan bir isim olarak biliyordum. Hatta 2007 yılında kamu kuruluşlarında açıktan atamanın nasıl olduğunu bir arkadaşımızın için kendisine o zaman tanışmış yardıma gelmiştik. Sağ olsun. Hiçbir yerde bulamadığımız bilgiyi Adnan Bey'de bulmuştuk. O konuda bize yardımcı olmuştu. Şimdi hatırladım. Bunu tekrardan bir teşekkür etmek istedim. Fakat Adnan Bey, bu akşam buraya konuk etmemin asıl sebebi ne iş güvenliği, ne ekonomi, ne de iş güvenliği sağlığı, siyaset. Nasıl oldu diyeceksiniz. Adnan Bey, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'dan bir süre profesyonel manada hizmet verdikten sonra milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3. sıra milletvekili adayı oldu. Akabinde yapmış olduğu bilimsel verisel çalışmalarla bir anda Adıyaman'da siyaset bilen insanların ilgi odağı olmaya başladı. Özellikle bu belediye seçimlerinde ortaya koyduğu performans ile hepimizi şaşırttı demek yanlış olmaz. Adnan abi, bey dememe gerek yok sanırım belli hukukumuzdan Sakıncası yok dolayı. tabii ki. Öncelikle bu siyasi süreci nasıl işin içerisine girdiğinizi, bu denli olaylara hakim olmanızın getirdiği süreç hakkında biraz izleyicilerimize bilgi verirseniz, ondan sonra bu akşam sizi terletecek bazı sorularım olacak. Başlayalım, buyurun efendim. Elbette. Çok teşekkür ediyorum. Gerek Adıyaman'da yaşayan hemşehrilerimizi, gerekse bizi izleyen tüm seyircilere iyi akşamlar ve saygılar sunuyorum. Dostluğumuz tabii bir 15-20 yılı buluyor. Ama sorunuzun cevabı çok basit. Biz bilgiyi çoğaldıkça ve bilgiyi başkalarına aktardıkça değerli olduğunu bilen insanlardanız. Ama siyasete nereden girdiniz, bulaştınız diye bir soru sorduğunuzda yaklaşık 10 yaşından beri bilirim ki hem anne tarafında hem baba tarafında bizim evde siyaset konuşulur. Çünkü her iki dedede de belediye başkanlığı, işte amcalarda, dayılarda, babada ve benzeri hep seçimlere girdik, çıktık, kazandık, kaybettik. Bize de nasip olan işte Millet İttifakı'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kurucu partinin 3. sıra milletvekili adaylığı bize tevdi edilmişti. Görevimizi yaptık. Sayın Tutdere'yi o zaman işte Millet İttifakı olarak 1. sıradaki milletvekilimizi parlamentoya göndermiştik. Ardından işte 8-9 aylık bir süre geçtikten sonra da işte 3 hafta önce bitirdiğimiz bir belediye başkanlığı seçimi oldu. Ve Sayın Tutdere'yi Adıyamanların teveccühüyle Adıyaman Belediye Başkanlığı'na hep birlikte getirmenin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Kısaca bu soruya vereceğim cevap budur. Şimdi siyasi bir gelenekten, siyasi bir aileden geldiğini söylediniz. Rahmetli dedeniz sanırım Tut'un ilk kurucu Belediye belediye Başkanı. başkanıydı. Siz de Şanbayat Evet, baba tarafı doğumlusunuz. Şanbayat, evet. Siyasetten gelen bireyler mutlak suretle bir kuşak atlatsalar da ikinci kuşak, üçüncü kuşak mutlaka tekrardan siyasete bulaşıyorlar. Böyle bir genden gelen bir şey mi vardır? Artık bu şekil Doğru. mi yorumlanır bilmiyorum ama Doğru. milletvekili seçimlerinde Adıyaman'da çıkan tabloya baktıktan sonra belediye seçimleri söz konusu olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi adayı başvurusu bulamamıştı. Bir kişi resmi olarak başvuruda bulunmuştu. Doğru. Fakat genel merkezde bizim de aldığımız kulis bilgilerde ve o zaman sizlerle yapmış olduğumuz görüşmelerde hani 5'e 5 kala gibi bir klişe bir kavram vardır. Doğrudur. 5'e 5 kalaya kadar sizin adaylığınız konuşulurken 5'e 5 kala siz kendi isteğinizden adaylık başvurusundan vazgeçip Sayın Tutdere'nin aday olması noktasında bir tasarruf ortaya çıktı. Bize bu süreci biraz kısaca anlatır mısınız? Tabii şöyle, bir kere Sayın Belediye Başkanımıza buradan başarılar diliyorum. Süresinin sonuna kadar kendisinin yanında olacağız ve onun başarılı olması için, Adıyaman halkına hizmet etmesi için biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız.
Süreç şöyle gelişti Mustafa Bey. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme kriterleri vardır. Yani bizim merkez ilçede bulunan bir ilçe örgütümüz var, il örgütümüz var. Hepsinden önemlisi ilin seçilmiş bir milletvekili var, aktif ve ikinci dönemdir görev yapıyor. Bir de genel merkezimizin yetkili kurulları vardır. Bunlar MYK ve parti meclisi olmak üzere. Tabii ki bir ilin belediye başkanını, ilçe başkanını belirlerken illa da yapılan müracaatlar arasından birisini seçmek zorundasınız diye bir kural yoktu. Elbette. Genellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da başta olmak üzere siyasi partilerin liderleri uygun aday arayışında bulunurlar. Bizimki de şöyle oldu. Sayın Genel Başkanımız zaten bu konudaki tam yetkiyi Sayın Milletvekilimize vermişti. Yani Kasım Kongresi'nden, kurultayından hemen sonra Sayın Tutdere Adıyaman'da bir belediye başkanlığı seçimini nasıl kazanırızın üzerinde çalışmalar yapıyordu. Birlikte çalıştığımız, müzakere ettiğimiz, kamuoyu yoklaması yaptığımız aylar, günler, haftalar da oldu. Elbette buyurduğunuz gibi bir tane resmi müracaatımız vardı. Ama Sayın Milletvekilimiz başta olmak üzere, o zamanki milletvekilimiz ve genel başkanımız da işin içinde olduktan sonra bir arayışın içine girildi. Doğru bir adayın kriterleri ne olmalı diye soruldu. Son güne geldiğimizde, son saatlere geldiğimizde ikimizden birimizin olacağı yönünde bir artık kanaat oluşmuştu. Fakat ben bir öğretim üyesiyim, akademisyenim. Ölçtüm, biçtim, hesap ettim. 8 ay önce bir seçimden girmişiz ve Sayın Tutdere'nin benden daha popüler olduğu, partimiz için daha faydalı olacağı ve halkta teveccühünün çok fazla olduğunu hem bilimsel veriler gösterdi, hem gözlemlerimiz buna ilişkindi. Ve Sayın Tutdere'nin aday olması halinde seçimi zorlayacağımızı, alabileceğimizi gördük. Ve o nedenle bu bir parti göreviydi. Yani ben Sayın Tutdere'nin daha rahat kazanabileceğini, kazandıktan sonra daha başarılı olabileceğini gördüğüm için onun aday olmasını çok arzu ettim, istedim. Ve Sayın Genel Başkanımız da bu konuda Sayın Tutdere'nin aday olması gerektiği şimdi konusunda karar verildi. Yani süreç böyle işledi. Bu söyleminizde çok ince bir ustalık var. Bir de aşırı bir nezaket usubu var. Peki şunu sormak istiyorum. Yani müsaadeniz olursa biraz açmak isterim bu süreci. Yani Tutdere benden daha mı iyi mi demek istiyorsunuz? Tutdere gerçekten çok başarılı bir milletvekili, başarılı bir siyasetçi. Bir kere benden daha genç. Çok önemli, saygın bir mesleği var. Kaşeli meslek dediğimiz hukukçu kimliği var. Kendisi milletvekili olmadan önce de tütün platformu başta olmak üzere insan hakları savunuculuğu konusunda gerçekten bireysel olarak da çok ciddi başarılar elde etmiş. Şehirde tanınan, bilinen, dürüstlüğüyle, saygınlığıyla, çalışkanlığıyla kabul görmüş. Ben tabii Adıyaman'a sürekli gidip geliyorum, belki orada bağım var, ticari, toprak, aile, evim, her şeyimiz orada belki, ama Sayın Tutdere'nin milletvekilliği öncesindeki, birinci dönem öncesindeki başarısı, birinci dönem milletvekilliğinde yaşadığı pandemi ve deprem sürecindeki performansı, ikinci kez birlikte aynı listede bulunuyor olmanın verdiği gözlemlere dayandığımda Sayın Tutdere'nin benden daha başarılı olacağına ve seçimi kazanma ihtimalinin benden daha yüksek olacağına inandım ve biz birbirimizle bunun uzun süre müzakerelerini yaptık ve onun daha doğru olduğunu anladım. Ben düşündüm ve genel merkezimiz de böyle uygun gördü. Çok güzel. Sizin bu yaklaşımınız, bu ifadeleriniz çok değerli, çok kıymetli. Fakat şöyle bir gerçek var. Şimdi Tutdere, Sayın Tutdere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet milletvekili olarak Adıyaman'ın sesiydi. Doğru. Ben Sayın Tutdere'nin milletvekili olmadan önceki süreçte 2010-2007'lerden itibaren Tütün Platformu sözcülüğünde Sayın Tutdere ile beraber biz çok televizyon programları da yaptık. Çok çalışmalara da katıldık. Tutdere'nin bu noktadaki yapmış olduklarını ben biliyorum. Üstelik Tutdere Sayın ilk dönemde milletvekiliyken ben de mecliste İktidar Partisi rahmetlik biliyorum. Yapıp benim beraber çalışıyordum. Tutdere'nin performansını biliyorum. Ben Tutdere'nin belediye başkan adayı olmasına karşı çıkan bir gazeteciydim. Niye karşı çıkıyordum? Çünkü Tutdere Adıyaman'da, Ankara'da Adıyaman'ın sesiydi. Halkın sesiydi. İktidar Partisi sorunları gündeme getirme gibi bir durumu olmadığından dolayı Sayın Tutdere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adıyaman'ın sesini Türkiye'ye ve dünyaya yetkililere duyuruyordu. Bugün il belediye başkanını siz de yapabilirdiniz. Diğer siyasi parti başkanlarından, hadi AK Parti'nin
o noktaya da gireceğiz ama işte Yeni Refah Partisi adayı Sayın Nazif Atalay, Saadet Partisi adayı Sayın Haşim Asnuk da belediye başkanı olması durumunda Adıyaman'da bir değişimse değişim olurdu ama Sayın Tütler'in milletvekilini bırakıp gelip Adıyaman'a belediye başkanı olması Adıyaman için bir kayıp değil midir? Güzel bir soru. Mustafa Bey, olaylara şöyle bakmak lazım. Sosyal olaylarda hiçbir zaman kesin doğrular ortaya çıkmaz. Şimdi siz kendi pencerenizden baktığınızda çok doğru. Sayın Tütler'e kürsüyü çok iyi kullanan, iyi bir hatip ve gerçekten Adıyaman'ın yerel sorunlarını parlamentoda çok ciddi bir şekilde dile getiren, yasama görevini çok iyi yapan, sürekli soru önergeleri veren ve gerçekten çalışkan bir milletvekili. Katkı sağlıyordu. Bir yol arkadaşlığımızın dışında objektif baktığınızda Adıyaman'ın en çalışkan milletvekili olarak kesinlikle tarihte yerini almış. Bakın bunu ben söyledim. Yani ben karşı çıktığım halde gelelim, hakkı teslim ediyorum. Gelelim niçin belediye başkanlığına döndü? Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon, Kastamonu, Kırıkkale ve Adıyaman illerinin milletvekilleri belediye başkanlığını kazandığı için anayasa hükmü gereği 15 gün içerisinde vekillikleri düştü. Bizim de parlamentoda grubumuzda 130 milletvekili varken şu anda 126'ya indik. Statü olarak baktığınızda milletvekilliği, belediye başkanlığı kavramının uzun tartışmaları akademik düzeyde yapılabilir. Ancak gelin görün ki Sayın Tütler'e bir muhalefet milletvekiliydi ve görevini çok iyi yapıyordu. Şimdi halktan böyle bir teveccüh söz konusu olursa, depremde yerle bir olmuş bir iliniz söz konusuysa, partinin genel kurulları ve genel başkanı, parti meclisi siz aday olacaksınız diyorsa, bu hizmete de bu halk susamışsa, parlamentodaki görevinizden fedakarlık yapabilirsiniz. Çünkü parlamentoda Sayın Belediye Başkanımız milletvekilliği yaparken bir muhalefet milletvekiliydi. Ancak sorunları dile getirmekle mükellefti. Şimdiki görevi yerel iktidarı bu halkın teveccühüyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Abdurrahman Tuddere'ye verdiler. Bu sebeple bu şehrin birikmiş yığınla sorunu olan konularımızı masaya hep birlikte yatırıyoruz. Ekim arkadaşlar olarak onun başarılı olması için elimizden ne gelirse yapacağız. Hatta bugün ilk Avrupa Birliği projemizi yaptığımızı ve kendisinin imzasına sunduğumuzu ön kabul olarak buradan da belki hemşerilerimize duyurmamız gerekiyor. Tabii bunu konuşacağız. Bu projeleri konuşacağız, çalışmaları konuşacağız. Bu konuya değinmeden bu şekilde geçmek eksiklik olurdu. Şimdi Sayın Tütler'e adaylık verildi. Seçim sürecinde de sizinle zaman zaman istişare ediyorduk. Ortaya en seçime kısa bir hafta kala 24 Mart tarihi itibariyle gerek CHP kaynaklarının, gerek bizlerin, gerek AK Parti kaynaklarının yapmış olduğu bütün anketlerde AK Parti'nin seçimi kazanacağı verileri onu gösteriyordu. Ama seçim sandık sonuçlarına baktığımızda durumun böyle olmadığını, çok ciddi bir dip dalgayla beraber halkın Tütler'in ortaya koyduğu performansla beraber seçimi Sayın Abdurrahman Tütler'e kazandı. Tekrardan burada başarılar diliyoruz kendisine. Umarım memleketimize katkı sağlar. Ben katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi siz seçim sürecinde sahadaki gözlemlerinizde bu tabloyu konuşmuştuk geç ama izleyicilerimiz de bilmesi açısından. Siz tabloyu nasıl okuyordunuz? Nasıl görüyordunuz ilk zamandan seçim sandık sonuçları açıklanana kadar? Mustafa Bey, olaya şöyle bakmak lazım. Bu cumhuriyet 100 yıl önce kurulmuş ve 1918 yılından beri bizim yaşadığımız Adıyaman coğrafyasında o beldede seçimler yapılmıştır. Ve 1954'ten sonra il olduğumuzdan bu yana biz 12. belediye başkanımızı Sayın Tütler'i seçtik. Ben hem 1918-54 arasındaki siyasi analizlere baktım, hem 54 ile 2024 arasına baktım. 1989 yılında Sayın Şevket Gürsoy Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den aday olduğunda 4 güçlü ve ciddi adaylar vardı. Ciddi adaylardan kastım birisi mevcut belediye başkanı, birisi Doğru Yol Partisi'nden eski bir belediye başkanının oğlu, birisi bir milletvekili adayı ve Sayın Şevket Gürsoy vardı. Ben analizleri iyi okudum. 701 oyla %1'lik farkla CHP seçimi kazanmıştı. Yani 35 yıl önce böyle bir devrim yapılmıştı. 2024'te bu tekrar edildi. Aslında bu sorunun cevabını vermeden önce şurada bir anlaşmamız lazım. Ne zaman ki devletle millet karşı karşıya gelmiş,
Hep millet kazanmıştır. Evet. Bu konuda en fikiriz. Bu konuda Anadolu insanın ferasetine hepimizin saygı ve hürmetle eğilmesi lazım. Şimdi Adıyaman seçimlerini, yani bu 2024'ü baz aldığımızda kamuoyu anketleri, bilimsel veriler, bilimsel gözlemler vesaire vesaire. Bunların hepsi çöple, yerle bir oldu. Evet. Bilim, hani derler ya, mesela benim eşim tıp doktoru, zaman zaman gittiğimizde hastalıkları nedeniyle ya diyorlar ki bir doktor bunu nasıl görmez ya da bunu nasıl bulamaz? Diğer doktorlar bunu niye göremedi? Biz ona deriz ki tıp tepti. Burada bilim tepti. Bilim tepti. Anketler tepti. Gözlemler tepti vesaire vesaire. Şimdi öyle bir dip dalga varmış ki biz de bunu sahada Sayın Tutdere ile çalışırken gördük. Şöyle Mustafa Bey, 12 Şubat saat 20'de Sayın Tutdere'nin adaylığı açıklandıktan sonra en geç açıklayan aday da bizim partimizdi. Diğerlerinin hepsi belliydi. Sayın Ziya Polat 18 Ocak'ta açıklandı. 20 Şubat'ta kampanyasını başlattı. 20 Ocak'ta. Biz ondan bir ay sonra geldik. En son aday Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı. Niye o zamana kadar gecikti dedi. Aslında bir soru beklerdim sizde. Biz acaba Millet İttifakı'nın diğer partnerleriyle bir ittifak yapabilir miyiz şeklinde hem çalışmalarımız aslında oldu. Aslında o soruyu sormamın istem evet. şey şuydu. Yani izleyiciler evet. altta bir şey aramasınlar diye. Siz evet. aday bulamadığınız için o süreci beklettiniz. Yani demeyelim de. Hayır demeyelim. Evet. Madem ki o noktaya değiniz evet. ama değinmem lazım. Evet. O soruyu sormasaydınız ben o noktaya değinmeyecektim. Evet. Aday bulamadınız. Diğer partilerle ittifak kurmak arayışı içerisindeydiniz. İttifakı başaramadınız. Çaresiz kaldınız. Milletvekilinize aday gösterdiniz gibi sonuç ortaya çıktı. O şöyle gelişti ama şimdi hakkını yedim. Ama o soru bu şekilde bir cevap doğurur. Sayın milletvekilimiz ilin seçilmiş bir milletvekili olarak partisinin iyi bir aday bulma ve partisinin seçimi kazanması için üzerine düşen görevi zaten zımnen almıştı. İyi bir gayret gösterdi. Ve Sayın Genel Başkanımız bu konuda tam yetkilendirdi. Evet, evet, ve Aralık evet. ayından itibaren Sayın Tutdere bütün sivil toplumla, bütün kanaat önderleriyle, akademisyenlerle, muhtarlarla, yani yerelde bu işi kim anlıyor, bu işe kim olabilir, çalışmasını aylarca zaten yaptı. Yaptı, partiler arası görüşmeleri yaptı. Yani ortak bir noktada, ortak bir partide ve adayda mutabakat sağlayalım ki bu seçim iki aday arasında geçsin. Evet. AK Parti ve biz olalım evet, diye. Evet. Allah var. Evet, böyle bir çalışmalar biliyorum. Sürdürdü. Evet, evet. Bunlar sonuç vermedi. Çünkü Dem dedi ki ben ayrı gireceğim. Öbürü dedi ki ben ayrı gireceğim. Bütün siyasal partilere de saygı göstereceğiz. Nitekim Türkiye'de 124 tane parti vardı. 36 tane partinin seçime girme yeterliliği vardı. Ve Adıyaman'da pusulaya baktığınızda 19 partinin belediye başkan adayı vardı. Yani süreç Abdurrahman Bey'in elinden geleni yaptıktan sonra bu adaylığın ona en uygun olması gerektiği herkes tarafından kabul göründü ve büyük bir sinerji yarattı. Zaten Tutdere ismi duyulduktan sonra biz sahaya indiğimizde insanların gözünden son zamanlarda anlamaya başlamıştık. Benden çok Sayın Tutdere anlamıştı. Çünkü ne kadar muhafazakar, mütedeyyin, efendime söyleyeyim fakir, kenar mahallelerindeki kadınlar ve gençlerle biz iletişime geçtiğimizde Sayın Tutdere'ye oy vereceklerini söylüyorlardı. Bunu, bakın Cumhuriyet Halk Partisi demiyorlardı. Partinin ama, de üstünde Sayın Tutdere'nin bir ismi vardı. O nedenle birden çok partinin oyunu da alarak bu başarıyı elde ettik. Kesinlikle Sayın Tutdere seçim startı verdiği andan itibaren CHP logosunu kullanmadı zaten. CHP amblemini kullanmadı. Tutdere ismiyle sahaya indi. Tutdere ismiyle toplumda bir kabul ürünü vardı. Onun sebebi var. Bu bir yerel seçim. 8 ay önce insanlar tercihlerini yaptılar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen oylar 8 ay önce verilseydi ben de şu an parlamentoda olacaktım. Onun için vatandaşın tercihine saygı tabii, duyuyoruz. Akıllı ve stratejik bir seçim çalışması evet. yürüttünüz. Siz ekip olarak ben evet. bu noktada sizin yapmış olduğunuz bu çalışma takdire şayan. Böyle bir soru olmasaydı zaten bu sonuç ortaya çıkmazdı. Ben bu noktada sizin yani sloganımız mesele memleket meselesi. Artık partiler üstüydü ve Adıyaman'ın yerle bir olmuş sorunları vardı. Bunları çözmek için güçlü bir iradeye ihtiyaç vardı. Ve biz bu seçimi böyle alabileceğimizi düşündük. Böyle oldu. Siz topluma sunduğunuz bütün söylemler toplumda kabul gördü. AK Parti, iktidar partisi de topluma sunduğu bütün söylemler ters tepti. Bütün süreç sizin lehinize ilerledi ve siz de bu işin hakkını verdiniz. Ben seçim sonucu çok teşekkür ederim. Seçim sonucu bunu gösterdi. Halk bunu böyle takdir etti. Takdir diyelim. Etti. Evet. Zaten biz daha doğrusu adayımız ve biz çalışma arkadaşları olarak herkes üzerine düşeni yaptı. Takdiri vatandaşa bıraktı.
31 Mart akşamı saat 16.30'da dedi ki Adıyaman'ın 13. Belediye Başkanı Abdurrahman Pintere. Evet, evet, kesinlikle öyle oldu. Bu noktada biraz şeye değinmek istiyorum. Tabii ilçelerle ilgili de bazı şeyler soracağım size ama Sayın Tüteren'in kampanyasında il başkanı ve ilçe başkanı, il başkanı yardımcıları, teşkilat mensuplarını çok fazla yanlarında fotoğraf karelerinde göremedik. Hani bu Tütdere ismini ön planda olması, CHP ambleminin kullanılmaması dedik ama bu bir strateji miydi? Memleket meselesi dedik ya, hani şimdi bunu konuşurken evet, burayı, bu noktayı geçmek istemiyorum. Bu strateji planlı programlı mı yürüttünüz yoksa kendiliğinden oluşan bir şey miydi? Mustafa Bey, çok güzel sorular soruyorsunuz. Aynı zamanda zor sorular. Bunlar bizim tabii biraz da parti iç meselelerimiz ama güzel sorular. Biz burada her şeyi şeffaf konuşacağız. Evet, bu tespitiniz doğru ama bu kampanyanın bir stratejisinin parçasıydı. Neden? Çünkü Sayın Abdurrahman Tütler'e bütün Adıyaman halkını kucaklamak isterken toplumun her kesimlerindeki insanları yanında görmek ve onlara dokunmak istedi. Biz Sayın Tütler'in de yönlendirmesiyle ve kampanyanın sorumlusu o olması hesabıyla şöyle bir strateji izledik. Tabii ki il başkanımız ve ilçe başkanımız da seçim bürosunda ve parti örgütlerindeki görevlerini aksatmadan yürüttüler. Ama oradaki amaç şuydu. Şehrin şehri emini Abdurrahman Tütler olacaksa bizim şehirdeki çalışmalarımızı Tütler'e yapmalı. Ama öte taraftan il genel meclisi üyeliğimiz söz konusu, beldelerimiz var merkeze bağlı. Hem il başkanımız hem ilçe başkanımız kendilerine verilen görev ve program çerçevesinde 7/24 çalışarak onlar da görünmeyen ama gerçek kahramanlar, daha çok kırsal dediğimiz merkeze bağlı beldeler, merkeze bağlı köylerde gayret ettiler. Hatta Sayın İl Başkanımız bir gün Gölbaşı'ndaydı, bir gün Şambayat'taydı, bir gün Sincik'teydi, bir gün Kahtı'dı. Yani kampanyanın 45-46 günlük süresi içerisinde hiç kimse doğru dürüst uyuyamadı ve beslenemedi ama görevlerini yaptılar. Neden Sayın Tüdler'in yanında fazla görülmedi sorusu kampanyanın bir strateji parçasıydı. Peki daha önceki seçimlerde de, yani en erken işte Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman'daki bütün sandıklara sandık kontrolörü noktasında eksiklikleri vardı. Yani Mayıs seçimlerinde. Kısmen, evet. Daha önceki seçimlerde çok daha fazlaydı. Çok doğru söylüyorsunuz. Siz, ben sosyal medyanızdan da takip ediyordum o süreçte. Parti içi sandık eğitimi, parti eğitimi adı altında eğitimler veriyordunuz o seçim sürecinde. Hani o seçim sürecinde çok gördüğümüz bir şey değil. Onu SKM programı adı altında işte haftanın bir günü ya da günün belli bir, evet, saati toplanırlar. Orada nasıl bir yol izlediniz? Bu işin önemini anlatmadan önce bir bilgi vermek istiyorum. Yıl 1991, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Adıyaman'da 4 milletvekili çıkardı. Bu efsaneyi herkes bilir. Ama resmi belgelerin hiçbirisini kimse bilmiyor. Bu arkadaşınız, bu abiniz bunu biliyor. Şöyle, o zaman %25 il barajı vardı. Yaşlı genç olanlar 91 yılındakini seçimlerini hatırlarlar. Biz 4-0 yapmadan önce Doğru Yol Partisi'nden Sayın Mahmut Nedim Bilgiç'e Adıyaman İl Seçim Kurulu mazbatasını verdi. Parlamento açıldı. 13 gün süreyle mazbatası cebinde kaldı. Kesinleşmediği için Adıyaman yemin törenine gidemedi. Çünkü oylar ilçeden ile, ilden YSK'ya kadar geldi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Diğer bütün partiler il barajına takıldığı için, hiç unutmuyorum, 42.736, 42.740. Yani 4 oyla biz 4 milletvekilini çıkardık. Demek ki bir milletvekili bir oy. Ben bunun önemini bildiğim için, biz 23 Mayıs seçimlerinde, ben milletvekili adayı olduğum için bu işlere fiili olarak katılamamıştım birinci turda. Ama aradaki 15 günlük turda biz parlamento seçimlerini bitirip Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalınca Sayın Tutdere'nin de ricası üzerine ben bu işe el attım. Ben bir öğretim üyesiyim ve akademisyenim. Sandıkların bütün aşamalarında bulundum Mustafa Bey. Seçmen olarak oy kullandım. Partinin sandık kurulu üyesi oldum. Devletin sandık kurulu başkanı oldum. İlçe seçim kurulunda görev yaptım. İl seçim kurulunda görev yaptım. Yetmedi. Yüksek seçim kurulunda bu işlerin nasıl olduğunu o gece tamamen orada kalarak izledim. Dolayısıyla hani bu sandık hilesi derler, sandıktan oy çalınıyor derler. Ben bütün bu aşamaları bildiğim için bir sandığa oyun nasıl girdiğini ve onun nasıl çıkması gerektiği konularında
bütün Adıyaman'ın sandık kurulu üyelerini, yani milletvekili seçimlerindeki ikinci turdan bahsediyorum. Bütün ilçeleri ve beldeleri bendenize ittim. Buradaki tecrübeyle biz bu seçimde, evet sizin dediğiniz gibi milletvekili seçiminde bazı sandıklarda eksikliğimiz oldu. Bulamadık, eksik kaldı, görevlendirdiklerimiz gitmedi, gidemedi. Ama bu seçimde böyle bir hatamız ve eksikliğimiz olmadı. Hepsini ben arkadaşlarımla birlikte eğitimler vererek bu işi yaptık. Bir oyun önemini bildiğimiz için bunlara bunu anlattık. Çok ciddi bir eğitim sürecinden geçtik. Her akşam bir saat ve ikişer tur yaptık. 25 gün boyunca sabah saat 5'te daha devletin sandık kurulu başkanı, okul bina sorumlusu gelmemişken bizim sandık kurulu üyelerimiz oradaydı ve seçimin sonuna kadar rehavete kapılmadık. Bir oyumuzu, yani Adıyaman halkının Sayın Tutdere'ye verdiği hiçbir oy heba olmadı. Onun için biz bu işte başarılı çıktık. Evet, bundan sonraki seçimlerde de daha başarılı olacağız. Başarılı çıktınız, çok doğru. Peki, yani ben biliyorum ama izleyicilerin de bilmesi açısından. Ortada bir başarı var. Sandık sonucu seçilen belediye başkanı bunu gösterdi. Peki bu başarınızın katkı olarak AK Parti teşkilatlarının hiçbir katkısı olmadı size? Şimdi şüphesiz tabii biz bir zafer sarhoşluğu içinde değiliz. Ben şimdi Adıyaman'daki 33 mahallenin 450 sandığındaki analizi daha yeni başladım. Ama kabaca bilgiler zaten kamuoyunda da var. Ben şimdi ıslak imzalı tutanaklara baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz şehir merkezinde %50 oy almışız. Belediye meclisinde %42 almışız. İl genel meclisinde biz %41 almışız. Aslında seçmen AK Parti'ye bir 25 yıllık saltanatın sonunda dur ihtarını yaptı. O AK Parti'nin tepeden aşağıya kadar bütün yetkililerinin halka yukarıdan bakışının, ekonominin, hukukun, adaletin yerlerde süründüğü bir ortamda bir dakika dedi, bak deprem oldu, sen beni 3 gün 4 gün ıssız bıraktın, sahipsiz bıraktın, ben sana oy vermiştim. Ama gördüm ki sen akıllanmıyorsun. Ben Abdurrahman Tutdere'yi belediye başkanı yapayım ki senin aklının başına gelsin dercesine seçmen tercihini kullandı. Tabii şurada da bir dürüst olmamız lazım. 8 ay önce yapılan seçimde bizim aldığımız oy belli. Millet İttifakı'nın aldığı oy belli. Demin tek başına aldığı oylar belli. Bugün bu analizleri doğru yaptığımızda gerek sandık öncesi gerek sandık sonrası anketlerde biz şunu görüyoruz ki halk Adıyaman'da devrim yapmış. Halk Adıyaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onun adayını Abdurrahman Tutdere'yi desteklemiş. Diğer partilerin başarısızlığı bizim başarımızla birlikte örtüştüğünde sonuç böyle çıkıyor. Yani sadece biz çok iyi yaptık değil. Rakipler başarısızdı, biz onlardan daha iyiydik. Yani bugün ortaya anlatımınızdan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Toplum size bir kredi verdi, iktidara da bir ders verdi. Hani Türkiye'nin genel yönetimi, Cumhurbaşkanlığı yönetimini sizin partiye güvenmeyip teslim etmedi. Ama Adıyaman'ın yönetimini güvenip teslim etti diyebilir miyiz? Onu şöyle söyleyelim. Seçmen davranışlarını gerek dünyada gerek Türkiye'de gerekse Adıyaman'da geriye dönük retrospektif araştırmalara baktığınızda şunu görürsünüz. İktidar partileri genellikle avantajla seçime girerler. Ama Türkiye'de bir AK Parti'nin 25 yıllık geçmişi var ve artık yıpranmaya başladı. İnsanlar yoruldu. Metal yorgunluğu vardı. Ve bu tip yerel seçimlerde, yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlere göre biraz daha farklı olur. Peki 8 ay önce ne oldu ki Adıyaman'ın işte 320 bin seçmeni bir tercih kullandı ve 4 milletvekilini iktidara verdi, birini bize verdi. Peki 8 ay sonra ne oldu ki biz %50 oy aldık, AK Parti %28'lere düştü? Burada seçmen ferasetini kullanarak ülkenin genel ekonomik gidişatına baktı, kendi tenceresine baktı, konteynerine baktı, evine baktı, yoluna baktı, ekmeğine baktı, bir dakika dedi. AK Parti bizim beklediğimiz AK Parti değil, Cumhuriyet'in kurucu partisine ben Adıyaman'da yerel iktidarı vereceğim. Ve bunu izleyeceğim. Ama Cumhuriyet'in kurucu ibaresi kullanılmıyordu ki seçimde. Sayın Tutdere'nin adı kullanılıyordu. Ya şöyle, yani tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu vardı, vardı ama burada biz partiyi öne çıkararak değil, adayı, projeleri ve Adıyaman'ın sorunlarını, memleketin meselelerini ortaya çıkarak biz bu kampanyayı yürüttük. Bu bilinçli bir kampanya. Şimdi kesinlikle zaten yapmış olduğunuz belediye meclis listesine baktığımızda
Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bir kişi vardı. Tabii aday olması için partide son anda üye yaptığınız, çoğunu son anda üye yaptınız. Evet. Belediye meclis üyesi adayı göstermek için. Hatta il genel meclisinde 7 kişilik listeyi bile tamamlayamadınız. 4 kişi verdiniz. 5.yi koysanız 5.yi kazanacaksınız. Oraya geleceğim ama belediye meclis listesinde şöyle bir baktığımda çok Adıyaman'ın sosyolojik dengesini göz önünde bulunduran bir liste yapmışsınız. MHP'ye yakın isimler, DEM Parti'ye yakın isimler, AK Parti'ye yani uzak olmayan isimler, işte İYİ Parti'ye, her türlü siyasi partiden ve Adıyaman sosyolojisine uygun bir liste. Bak çok güzel siz söylüyorsunuz. Yaptığınızı, sosyoloji uygun. Evet. Sosyolojiye uygun olduğunu görüp tablo kendisini gösterdi zaten. Evet. Sandık sonucu da bunu gösterdi. Evet. Ama buna rağmen ortada çıkan sonuç bunun çok üzerinde bir sonuç ortaya çıktı. Sayın Tütler'e 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olduğunda ve 24 Haziran seçimlerinde de aday olduğunda ittifak oylarıyla seçilmişti. Doğru. Sayın Tütteren'in bu seçimdeki amacı 25-26 bin bandı oy barajını geçip üstüne bir oy eklerse genel merkez karşısında ben buyum mesajını vermekti. Katılmıyorum. Ama Sayın Tütteren geldi 50 bin oy alıp belediye başkanı oldu. Katılmıyorum. Sayın Tütteren bir kere Adıyaman siyasetini çok iyi bilen iyi bir stratejist. Biz Kasım sonunda bu işi masaya yatırdığımızda her birimiz, ben de partinin bir neferi olarak, sade bir kurultay delegesiyim ama o yaşayan bir milletvekili olarak, partinin yetkilisi olarak bunu tabii ki berhaba edemezdi. Yani Adıyaman'ı böyle kenarda tutup sadece oyumuzu koruyacak değil. Ve nitekim son zamanlara yaklaştığımızda gerçekten ikili görüşmelerimizde... Ama seçim satın mahalli girdikten sonraki tablo farklı. Evet. Benim bu konuştuğum... Abdurrahman Bey kazanacağına inanıyordu. Kasım Aralık'tan mı bahsediyorum? Şubat başvurudan sonra Mart'a girdikten sonraki süreçte 9 Mart tarihinde bana attığı mesajda kazanacağının mesajını vermişti bana. Evet. Gel sahayı kendin gör demişti bana. Evet. O benim söylediğim cümlenin zamanıyla o zaman farklı yalnız. Haklısınız ama Sayın Tutler'e bu milletin her zaman doğru yaptığını, bu seçimde doğru yapacağını ve seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının daha kendisi yokken bile kendisi olduktan sonra da kazanacağını gerçekten inanan bilenlerden birisiydi. Ve ben bunu sahada gözlüyordum. Ama tabii şöyle de bir gerçek var. Sayın Tütter'e bugün seçilmiş belediye başkanı. Bu Tütter'in ekibindeki ben de seçimi kazanmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesini de depremin kahramanlarının yanına aldığı ibaresini sürekli kullanırım. İşte belediye başkan yardımcısı olarak atadığı Mehmet Tırpan depremin kahramanlarından birisi. Almanya'dan Hasan Baba isminde birisi, Hasan Bekcan, evet, daha önceden bildiğim bir isim. Adam Almanya'dan çıkıp gelmiş, burada Sayın Tütteren'in başarılı olması için çalışıyor. Özel hayranları var. Özellikle onun özel hayranları var. Evet. Tütteren'in dışında Tütteren'den daha fazla çalışan çok ciddi bir kitle vardı sahada. Tütteren'in bu ismi satın aldı. Satın aldı, kabul gördü. Doğru. Öte taraftaysa İktidar Partisi adayı Ziya Polat'ı kabullenmedi. Evet. Kabullenmeyince de tespitim her doğru. Şey Sayın Tütteren'in lehine işleyip olay bu noktaya kadar çok geldi. Tespitiniz doğru. Şimdi Sayın Adnan Bey, Adnan abicim, şuraya bir değinmek istiyordum ama İl Genel Meclisi ile ilgili bir soru. İl Genel Meclisi'ne gelmeden belediye meclisiyle ilgili şunu sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi belediye meclisinde CHP ile belediye başkanı aldığı arasında çok fazla bir fark yok. Sayın Tütter'e daha fazla oy almış ama çok böyle bariz bir %1'lik bir fark var sanırım. 3.000-4.000'lik bir fark var belediye meclisiyle. Yok, 51.299 belediye başkanlığından oy almışız. 42.000 belediye meclisinde. 10.000'lik bir fark var. Bu, evet, %10. Bu ciddi bir fark. Ben şeyle karıştırdım o zaman. AK Parti'de ise tam tersi, belediye meclisinde daha fazla oy var. Bizde bu fark bariz. Bariz. Belediye meclis üyesi listesi belirlendiğinde siz de oradaydınız. Yani zaman zaman çünkü böyle şeylerde aday kendisi listesini belirlemiyor ama çalışma istişare tabii. Yani güvendiği bir arkadaş olarak. Bunu toplumu dedim ya sosyolojisine dikkate almıştınız ve bugun 17 tane değil mi sizin? 16. 16 artı 3. 3 de kontenjan 19 meclis üyesi. 10 AK Parti, 2 Yeniden Refah Partisi. Evet. Doğru mu? Doğru.
Peki il genel meclisine geldiğimizde ilginçtir. Adıyaman merkezin 7 tane il genel meclisi adayı var. Siz 4 tane il genel meclisi adayı gösterdiniz. Hadi 7 tane il genel meclisinin bir de 7 tane yedek adayı var. Bırak yedekleri, siz 7 tane belediye il genel meclisi adayı göstermediniz. Bu neyi gösteriyor? Müracaat yok mu demek istiyorsunuz? Hayır. Biz nasıl olsa çıkaramayız, nasıl olsa kazanamayız mantığıyla hareket ettiğinizin ispatı burada. Hani ben biraz önce dediniz, hayır öyle bir şey değil dediniz ya. Tam da burada 7 tane il genel meclisi adayının olduğu bir ortamda 4 tane aday gösterip diğer 3'ün adayı göstermemek nasıl açıklarsınız? Güzel ve zor bir soru ama dürüstçe cevap vermek zorundayım. Şimdi gelmedi mi? Zor güzel soru deyip beni yumuşatmayın lütfen. Sayın Ağaoğlu, 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçim Kanunu incelediğinizde bir il genel meclisi üyesinin ya da bir belediye meclisi üyesinin sonuçlarının nasıl hesaplanacağı nispi don sistemiyle açıklanmıştır. Evet, bu yeni bir şey der ki 80'den beri bu böyle. Yok, daha önceden beri böyle. Peki bu ne demek? Bilmeyen izleyicilerimize söyleyelim. İl genel meclis üye sayımız 7. Evet. Doğru. Alınan oy, yani toplam kullanılan oy 131.604. Kanun diyor ki bunun %10'unu düş. Tamam. 13.160'ı düştüğünüzde her partiden bu oyları düşeceksiniz. Birden 7'ye kadar böleceksiniz. Evet. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Gelelim 7 asil 7 yedek. 14 yerine niye 4 tane adayınız var? Bu soruyu sordunuz. Evet. Evet. Şimdi tabii belediye başkanı adayımız kendi kampanyasını ve kendi meclis üyesi listesiyle uğraşırken il başkanımız ve ilçe başkanı arkadaşlarımız da Adıyaman merkezdeki kendilerine başvuru yapılan il genel meclisi üyelerini elediler, gözden geçirdiler. Hatta o günün yetkilileri benden şunu talep etti. Seçimi kazanmamız halinde işte yüzde şu kadar oy aldığımızda ne kadar meclis üyesi çıkarabiliriz? Belediyede kazandığımızda ne kadar meclis üyesi çıkarabiliriz? Kaybettiğimizde ikinci parti olursak muhalefette kaç meclis üyemiz olurun hesaplarını ben yapmıştım. Dürüst olmamız gerekirse bizim daha fazla sayıda müracaatımız vardı. Ama bizim varyasyonlarımıza gelen alabileceğimiz oyları hesap ettiğimizde maksimum Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 il genel meclis üyesi çıkarabileceğimiz, belediyede de 18 ile kazanmamız halinde 18 ile 20 bandında bir meclis üyesi bekliyorduk. Şimdi ben bu hesapları yaptığımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oylar tam da bizim 4 tane kazandığımızı gösteriyor. AK Parti'nin 3 tane aldığını gösteriyor. Bir 700 oy daha alsaydık 5.'yi çıkaracaktık, o zaman 5. kişi yoktu. Peki niye yoktu diye soruyorsunuz. Biz var olanların içerisinde uygun olanları yazdık diyelim. Şimdi, diğer arkadaşlarımız da sıralarını beğenmedikleri Adnan için Bey, koyamadık. Adnan Bey, şimdi gerçekçi olalım. Bakın, dürüstçe cevap veriyorum. Yaklaşık 40-45 dakikadır ben program moderatörü olarak sizin hakkınızı, yani hem sizin hem partinizin hem başkanınızın hakkını teslim eden değerlendirmeler yapıyorum. Tamam. Lütfen siz de şunu kabul edin. Biz 5 tane 4 tane il genel meclis üyesi kazanacağımızı hesaplamadığımız için 7 kişilik listeyi koymadık. Herhalde Yüksek Seçim Kurulu'na yatıracak paramız yoktu diyecek durumda değilsiniz. Zaten onun parayla bir ilgisi yok. Onu dürüstçe... Hani YSK'ya biraz para yatırılır ya meclis üyeliklerinde, meclis üyeliklerinde. Hayır, partiler alır. Usul şöyledir. Partilerin ilçe başkanları gerekli evrakları hazırlar, imzasını ve mühürünü basar götürüp kendisi adliyeye teslim eder. Ben il genel meclisi listesi hazırlandığında gerçekten o aşamalarda bulunmadım. Yüksek Seçim Kurulu mutlaka adaylardan bir ücret alır. Hayır. Bağımsız adaylardan eksik biliyorsunuz. Yanlış hatırlıyorsunuz. Sadece bağımsızlardan mı alır? Tabii, bağımsızlar belli bir oranda para yatırır. Siyasi partilerin meclis üyeleri, başkan adayları para yatırmaz. Partiye yatırırlar o zaman. Partiye yatırırlar. O partilerin aldığı karardır. Yani dolayısıyla il genel meclisi sayfamızı böylece kapatmış oluyoruz. Seçilen arkadaşlarımız çok kıymetli. Çok değerli. Seçilen, onlar da seçileceklerine inanıyorlardı. Seçilen, ve kazandık. Seçilen herkes çok kıymetlidir. Evet. Ancak burada da bu noktada belirtmekte. Yani biz 4 kişilik liste verdik, 4'ünde kazandık. Öyle diyelim. Evet. Peki. Evet. Peki. Şimdi Adıyaman Belediye Başkanlığı ile ilgili kaç dakikamız oldu? 40 dakikayı doldurmuşuz. Genel siyasete gelmeden önce
ilçe ve beldelerin kazandığınız bazı ilçe ve beldelerin değerlendirmesini sormak isterim. Mesela ben Adıyaman'ı üçe bölerim. Doğu, Batı, Merkez ve Kuzey, Çelikhan. Çelikhan biraz daha tek başına kuzeyde kaldığından dolayı. Sincik'te, Kahta'da, Gerger'de, bu sefer Gerger'de ciddi bir oy aldınız. Evet, seçimi de alabilirdik. Yarışır bir durum da oldu. Evet. Kahta gibi Adıyaman'ın en büyük ilçesinde aday göstermediniz. Bunu Kahta'da aday göstermeyip Merkez'de birilerine göz mü kırptınız? Besni'de Gölbaşı'nda bir pazarlık hesabı mı oldu? Neden Kahta'da? Ya da nasıl olsa kazanamayacağız, il yerel meclisinde olduğu gibi aday göstermemize gerek yok mu gibi düşündünüz? Şurada bir anlaşalım Mustafa Bey. Ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi bir il başkanı değilim. Ama kurultay delegesisiniz. Merkez ilçe başkanı değilim. Ama kurultay delegesisiniz. Kurultay delegesisiniz. Kıymetlisiniz. Yani milletvekili adayı. 7 mi 10 mu sizin kurultay delegesi? Bak Adıyaman'daki 10 kişiden, 10 kişiden birisiniz. Evet. Ve bugün Cumhuriyet milletvekili adayısınız. Evet. Bugün bu o belediye seçimlerinin kahramanlarından birisisiniz. Estağfurullah. Siz öyle görüyorsanız kabul ettik, aldık. Şöyle söyleyelim. Yani hem görevdeki arkadaşlarımın görev alanına, yetki alanlarına girmemiş olayım. Ama hem de sahada bizzat bulunduğum için arz edeyim. Evet, Kahta bizim göz bebeğimiz, partimizin de zayıf olduğu ve her zaman gerilerden geldiğimiz bir ilçemiz. Kahta'nın da Adıyaman siyaseti üzerindeki etkinliğini bilen birisiyiz. Neden aday göstermedik? Orada çok değerli bir ilçe başkanımız var, Sayın Mustafa Celayır. Biz aynen Adıyaman'da olduğu gibi, yani Aralık başında başlayıp Şubat'ın başlarına kadar sürekli müzakerelerde bulunduk. Orada da bir ittifak arayışımız söz konusu oldu. Yani iktidar partisinin dışındaki her partinin yerel yetkilileriyle ve onların genel merkezleriyle Sayın Tudder'in de bilgisi dahilinde görüşmeler oldu. Evet. Biz orada acaba bir birliktelik sağlayabilir miyiz diye açıkçası çaba sarf ettik. Sonunda ilçe örgütümüz bize dedi ki biz bu şartlarda ittifakları sağlayamıyoruz. Kendi adayımızı çıkardığımızda onlar bize gelmiyor. Onlar adaylarını çıkardığında biz girmiyoruz. Biz bu seçimlerde Kahta'da belediye başkan adayı göstermeyelim diye karar aldılar. Biz de aslında biraz daha elimizi sıkı tutsaydık, hızlı davransaydık ya da işte piyasayı koklayabilseydik uygun bir adayımız yok muydu? Birçok arkadaşımız vardı. En doğal adayımız da ilçe başkanımız olurdu. Ama orada bir beklenti vardı. O beklentiyi son güne kadar taşıdılar. Kahta ilçe başkanı çok değerli bir isim. Mustafa Celayır yıllardır tanıdım. Çok severiz. Ciddi bir potansiyeli olan da bir kişi. Evet. Ama keşke olsaydı. Ama bir ilçemiz eksik oldu. Diğer bütün ilçelerde ve beldelerde adaylarımız vardı. Vardı. Zaten bazı yerlerde Çelikhan'da da adayınız yani Pınarbaşı'nda da vardı, Çelikhan'da da vardı. Pınarbaşı'da zaten kazanma potansiyeli olan bir yer. Evet. Bu sene Pınarbaşı'da da kaybettik. Kaybettik, evet. Yaylakonak merkez ve kömürü kazandı. Kömürü demden aldık. Kömürü kazanması oldukça beklenen bir durum değildi ama oldu. Evet. Şambayı'da tekrardan yine CHP kazandı. Üçüncü kez arkadaşımız kazandı. Bu sefer Besni'nin Kesme Tepe'yi kaybettik. Kaybettiniz, Köseceli'yi kazandınız. Köseceli, yer değiştirdiniz. Yer değiştirdiniz. Evet. Gölbaşı'nda merkezi Harmanlı'yı kaybettiniz. Evet. Yani Adıyaman'da belediye başkan sayı olarak 6'yız. 6'ydı zaten. 6 mı oldu? 5 miydi, 6 mı oldu? Hayır, 7'ydi, 6 oldu. Bir tane eksildik. Şimdi Balyan'ı aldık. Zaten var. Pınarbaşı'nı kaybettiniz. Evet, tamam. Pınarbaşı'nı kaybettik. Yerine Kömür geldi. Tamam. Harmanlı gitti. Harmanlı gitti. Adıyaman Merkez geldi. Ama Adıyaman Merkez bütün her tarafı bedel bir yer. Tabii. Aynen öyle. Keşke onları da kazansaydık. Besni'de ciddi bir yani kazanmaya noktasına doğru bir aslında Besni'de seçimi kazandık diyebiliriz Mustafa Bey. Ne? Şimdi şöyle. Sizin gibi akademik bir insanın kazandık diyebiliriz dediği zaman işte farklı bir noktaya tam gidelim. Onu anlatacaktım işte, açacaktım. Yani onu açın lütfen. Yani biz keşke işi bu kadar az sayıdaki farka bırakmasaydık. Yoksa işte adayımız şimdi. Evet, tam onu söyleyecektim. Adayımız daha önce iki dönem Kesme Tepe'de belediye başkanlığı yapmış. Bir dönem belediye başkan adayı olmuş. İki dönem ilçe başkanlığı yapmış. Vakkas Bey gerçekten hem yörenin sorunlarına hakim hem de parti örgütü içerisinde yeri olan bir arkadaşımız. Doğru bir adayla ve erken zamanda yola çıktık. Orada Sayın İsmail Sümer'in Refah'tan girmesi, Sayın Reşit Alkan'ın AK Parti'den girmesi ciddi bir yarış oldu. Ama ıslak imzalı tutanaklara baktığımızda yaptığımız itirazlardan sonra yani
kısıtlıların oy kullandıklarını ispat etmemize rağmen, belgelememize rağmen sonuç Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Ve 37 öyle tescillerde. Seçimi etkileyecek değilmiş. Evet. Şimdi bunları izleyici sizin eksik kalmasın. Hani yani bizim kafalarda bu yanlış hukuki mücadelemizi sonuna kadar verdik. Sandıklara da aslında oldukça hakimdik. Biz seçimi az farklı alacağımızı biliyorduk. Orada tabii arkadaşımıza çok üzüldük. Besni de alsaydık çok daha güzel olacaktı. Yani Türkiye'nin de zaten yerel yönetimler bütçesinin %82'si evet, aynen öyle. Muhalefet hem ekonominin önünde, hem nüfusun hem ihracatın evet, hem gayri safi yurt içi hasılanın olduğu yerde tabii ona biz. Türkiye geneline geleceğiz ama Tut ilçesini hem gönül bağı hem her türlü bağının olduğu Tut ilçesini sormadan iki dönem sonra Tut'u kaybettiniz. Parti olarak kaybettiniz ama dayın belediye başkanı. Evet, onu da şöyle arz edeyim. Tabii Tut benim annemin doğduğu yer. Yani hangi parti olursa senin için çok da fazla fark etmeyecekmiş. Yani Tut da parti belediye başkanı. Ben benim ilçem. Şöyle söyleyeyim. Ben Tut belediye binasına gittiğimde makama girmeden önce fotoğraflara bakıyorum ve gözlerim doluyor. Çünkü dedemin kardeşi, nenemin kardeşi, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani mevcut belediye başkanı da benim teyzemin kayınbiraderi. O da benim yakın akrabam. Bir önceki başkan. Tabii Mehmet Kılıç'la Ercan dayım karşı karşıya geldiklerinde biliyorsunuz 4 oyla sonuçlanmıştı. Evet, evet. Biz kazanmıştık. Şimdi de yine karşı karşıya geldik. Bu sefer de dayım AK Parti'den kazandı. Ona da başarılar diliyorum. Çünkü bu tip bölgelerde, bu tip coğrafyalarda böyle şeyler olur. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayıyım ama benim öz dayım AK Parti'den Tut ilçemizin belediye başkanı olmuş. O da iktidar partisinin nimetlerinden alsın, Tut'a hizmet etsin. Biz bir sonraki seçimi tekrar onun elinden alırız. Hiçbir sorun yok. Ercan Başkan'a başarılar dilerim. Aynen öyle. Sorun değil. Adıyaman'la ilgili son olarak belirtmek istediğiniz, söylemek istediğiniz evet, başka bir konu varsa alayım. Ondan sonra Türkiye geneliyle ilgili bir değerlendirme yapıp programı şekil tamamlayalım. Tamam. Adıyaman'ın özetle şu. Yani her rengin bir arada bulunduğu, gerçekten sosyolojisinin çok kıymetli olduğu, coğrafyasının çok değerli olduğu bir şehrin tabii depremle birlikte enteresan bir sosyolojik yapıya büründü. Demografik yapı değişti. İnsanların psikolojileri bozuldu. Ama 35 yıl sonra gelen bir sosyal demokrat iktidarı söz konusu. Burada biz ısrarla partiyi ön plana çıkarmak istemiyoruz. Çünkü artık Adıyaman'ı bir bütün olarak görüyoruz. Sayın Tutdere'de kampanyasını bu yönde yapmıştı. Seçimden önceki vaat ettiği şeyleri bir bir yerine getirecek. Herkesin başkanı olacak. Sizin de buyurduğunuz gibi belediye meclis üyesine baktığınızda toplumun her kesimini temsil eden genci kadını, meslekle şeyine bakarak bütün sivil toplum kurulu. Mesela bakın diğer hiçbir partilerde bunu göremezsiniz. Bizim 16 tane seçilmiş meclis üyemizin 10 tanesi bir sivil toplum kuruluşunu temsil ediyor. Hem bir grubu, partiyi temsil ediyor hem de seçilmiş STK'ların birer temsilcisidir. Onun için Adıyaman'ın mozaiği çok uygun oldu. Sayın Başkan hukukçu kimliğiyle, milletvekili tecrübesiyle bunları bir bir yerine getirecektir. Halkımızdan yeter ki biraz sabır, evet toz var, evet asbest riskimiz var, evet sularımız patlıyor. Ama takdir edersiniz ki Sayın Kılıç da 5 yılın toplam 3-3,5 yılını pandemiyle ve depremle geçirdi. Ona da buradan çok teşekkür etmek istiyor. Rus hiçbir şekilde devri sabık yaratmayacağız. Ama yaratacağı bir durumumuz yok ki. Kasada 312 milyon para bırakmış size. Neyin devri sabıkını yapacaksınız? Ona teşekkür ediyoruz. O paraları yani devri sabık mı yapacaksınız? O paraları seçim sürecinde kendi belediye başkanı seçime giriyor. Çukurlu yolları kapatmıyor, parayı harcamıyor. Evet. Kasanıza 312 milyon para bırakıyor, bir de deri sabır mı yapacaksınız? Yani el insaf. Şöyle, tabii hukuki bir şey varsa elbette ama genel felsefemiz Sayın Genel Başkanımız. Hayır, Süleyman Bey'in deri sabır yaptıracak hiçbir sonuç bırakacağına ben inanmam. Evet. Ama siyaseten baktığımızda da evet, bu cümle hiç yakışmadı size. Niye, ne dedim ki? Üç devri sabık gibi bir düşüncemiz olmaz diye. Kasada bırakıp genel olarak konuşuyorum. Olmaz ki adam. Hiçbir belediyemiz, hiçbir başkanımız devri sabıkla zaman kaybetmeyecek. Biz hizmete odaklıyız. Yapılan bütün hizmetlere ve eski başkanlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra şu işte Adıyaman, ama cümlemi bana bitirmediniz ki Sayın Moderatör. Adıyaman halkının, Adıyaman Belediyesi'nin parası Adıyaman halkına harcanacaktır. Tek kuruşun Adıyaman, hesabını bile. Adıyaman Belediyesi'nin parası kimi harcanıyordu bugüne kadar? Yine zannediyorum Adıyamanları harcanıyor. Niye bu? Şimdi Sayın Tutere'de seçildiği ilk gün
İşte menzile para gitmeyecek gibi böyle bir maksadı aşan bir ifade. Gerçi çarpıtılmış da onun ifadesi ya, ama. Abi, ben o çekimi yapıldığı zaman aynen oradaydım. Hayır ben gerçekten biliyorum çarpıtıldı. Onu baştan sonra dinlediğinizde böyle bir şey yoktu. Biliyorum. Sunucunun sorduğu soru şu. Biliyorum yani, sunucuya daha önce ben bir hafta önce ben evet. diyalog kurmuştum aynı şey. Evet. Onun bir anlatmak istediği o değildi. Maksadı evet. aşan bir ifade oldu. Evet. Sunucunun yansıttığı o şekilde. Evet. Sayın Tütler'in sosyal medya evet. hesabında da maksadı aşan bir paylaşım oldu. Tütler onu evet. demek istemedi. Biliyorum. Aynen öyle. Ama ben sadece menzil değil. Hiçbir grubun, hiçbir tarikatın Adıyaman Belediyesi ortağı olamaz. Ama diye. Şöyle şimdi size biraz önce dediniz ki Adıyaman Belediyesi'nin parası Adıyaman halkına harcanacak. Yani evet. bu cümleyi kullandığınızda sanki bu zamana kadar o zaman Adıyaman Belediyesi'nin tamam. parası başka yerde harcanıyormuş gibi bir düzeltelim. Lütfen. Adıyaman Belediyesi'nin kasasına... Hayır bunu söylerken Adıyaman Belediye Başkanlığı'nın savunur pozisyonda olmak istemiyorum. Anladım. Haklısınız. Hakkı teslim etme adına. Tamam. Müsaade ederseniz düzelterek buyurun, açıklayayım. Buyurun lütfen. Şimdi Adıyaman Belediyesi'nin geliri ne Mustafa Bey? İller Bankası. İller Bankası'ndan genel bütçeden gelen para ancak Adıyaman Belediyesi'ndeki çalışan 657'li personelin maaşını ödemeye yeter. O kadar. Bitti. Evet. SGK borcu orada duruyor daha. Vergi borcu duruyor. Onlar zaten yapılandırılır ödenir. Mesele yeni gelir kaynakları elde etmek, tasarrufu maksimum seviyeye çıkarmak ve ihtiyacı olan insanlara sosyal belediyeciliği en üst seviyede yapmak. Çok güzel. Bunu da Sayın Başkan yapacak. Çok şeffaf bir şekilde yapacak. İhaleler canlı yayınlanacak. Her kör kuruşun hesabını herkes web sayfamızda her ayın sonunda görecek. Çok güzel. Bunu söylemek istiyorum. Sayın Tütler'in bunu yapacağına yürekten inanıyorum. Biz de inanıyoruz. Ben Sayın Tütler'in milletvekili olmadan önce evet. milletvekilinde de yaptıklarının evet. Kamuoyuna... Yani beklenti yüksek, bu beklenti gerçekleşecek. Beklenti yüksek, ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama umarım bütün beklentiler gerçekleşir. Biraz önce şimdi ben ara ara telefona bakıyorum. Gelen çok yoğun mesajlar var. Tabii sorduğum sorular çoğu arkadaş ya biz bunu soracaktık siz konuştunuz noktasında olduğu için o sorulara girmiyorum ama evet. Besni'yle ilgili bir şikayet var. Bir şikayet olduğu için belirtmek zorundayım. Besni'yi kazandık diyorlar. Sanmadan öyle ıslak imzalı bütün sunaklara yayınlansalardı diyor. Besni'den AK Parti'den bir yetkili. Kısıtlı olayı doğru değil diyor. Bunu düzeltmem lazım diyor. Haklı. Tamam. Biz aslında onu düzelttik. Nasıl düzelttik? Yani bizim iddiamız seçimin sonucunu etkileyecek sayıda kısıtların oy kullandığı yönündeydi. Biz bunların bir kısmını belgeledik. Bir kısmının da dosya numaralarını Yüksek Seçim Kurulu'na sunduk. Hukuki hakkımızı aramak elbette ki bizim hakkımız. Elbette ki. Yani, peki bir önceki 2019 seçimlerinde Tut ilçesinde de YSK'ya geldi ve 4 oyla şimdiki kazanan başkanın aleyhine sonuçlandı. Herkes yasal hakkını arayacak. Elbette. Burada kastettiğimiz şu, yani kazandık ama elimizden aldılar, masa başı oyunlarla kaybettik cümlesini ağzından çıkarmadım. Diyorum ki aslında biz bu seçimi alabilirdik. Keşke bu kadar farka bırakmadan kısıtlılarla falanla filanla uğraşmasaydık demek istiyorum. Biraz da çalışsaydık demek istiyorsunuz. Elbette ama sonuç böyle oldu. Vatandaşın verdiği karara saygı duymak ve bir de biz hukuka inanan bir insanız. YSK bu kararı verdikten sonra bunun itiraz merci yok ki. Üstü yok. Ötesi yok. Yani şeriatın kestiği parmak acımaz. Biz de Reşit Bey'e buradan başarılar diliyoruz. Ve seçmen bize Besni'de bir daha muhalefet görevi verdi. Biz bu muhalefeti yine yapacağız. Bir sonraki seçim için 50 ayın bir ayı gitti zaten. Biz seçilen... 60 ayın bir ayı gitti. 59 evet. ay kaldı. Evet. 59 ay sonra Vakkas Başkanı seçimi yine alırım. Merak etmeyin. Adıyaman'da seçilen bütün belediye başkanlarına buradan tekrardan başarılar dilerim. Bütün elbette. Belediye başkanlarının siyasi partisi ne olursa evet. olsun bizim bir vatandaş olarak beklentimiz memleketimize, hemşehrilerimize hizmet etsinler. Siyasi partisi ne olursa olsun hizmet etsinler. Vatandaşın taleplerini, isteklerini, arzularını yerine getirsinler. Bizim için eyvallah. Baş göz üstündedir. Başka da bir talebimiz olmaz. Burada Adıyamanlı hemşehrilerine belki bir küçük hatırlatmada ricada bulunabilirim. Çünkü Sayın Başkanımıza da muhtemelen geliyordur ki açıklamasında söyledi. Bana da çok sayıda talep geliyor. Halkımız şuna inansın. Adıyaman Belediyesi'nin ihtiyaç analizi yapılıyor. Nerede, nasıl bir insan gücü kaynağına ihtiyacımız var? Biz şimdi bir istihdam ofisi kuruyoruz. Sayın Başkan'ın bize verdiği bir görevle birlikte insanlara bir başvuru formu oluşturuyoruz. Ve yapacağımız Avrupa Birliği projeleriyle birlikte genç kadınlara özellikle bir takım meslekleri öğreteceğiz. Ücret vererek, eğiterek. Onları sertifikalandırdıktan sonra hem organize sanayide hem Adıyaman'ın çeşitli özel sektörlerine ihtiyaç halinde de biz
Adıyaman Belediyesi'ndeki istihdamı bunlara açacağız. O sebeple organik bağımız tabii. Hem üniversiteyle protokollerimiz hazır. Hem organize sanayi bölgesiyle hem sanayi ve artık Adıyaman'da uzlaşı var. Adıyaman'da yeni bir dönem başlıyor. Parti ayrımı yok. Sen ben yok. Biz varız. Sayın Tutdere de bir orkestra şefi gibi bunu dizayn edecek. Biz de bize verilen görevleri en iyi şekilde yapacağız. Tek ricam ne olur mesleksiz iş istemeyin. Önce bir mesleğimizi elde edelim. Ondan sonra belediyede istihdam kapısını zorlayalım. Takdir ederler ki Adıyamanlı hemşehrilerimiz. Yani şu anda Yörem şirketinde 1200'ün üzerinde insan çalışıyor. Belediyede toplam 700 kişi çalışıyor. Gerçekten ihtiyaçlarımız nedir? Bunların hepsinin analizini yapıyoruz. Kimseyi de mağdur etmeden yeni istihdam kaynaklarını da açarak, yeni girişimciliğin de önlerini açarak biz bu şekilde fakirliği de, depremin yıktığı evleri de tertemiz ederek insanları hem güvenli evlerde yaşayan hem de huzurlu bir iş ortamında yaşayacak hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Yeter ki iktidar Sayın Başkan'a engel olmasın. Şimdi besinden sevgili CHP eski ilçe başkanımız Hakan Kılıç da hemen çok selamlar, mesaj atmış. Diyor ki kısıtlı kişi 81 kişi ama listede adı karşısında yazan sadece bir kişi diyor. Bu tartışma biraz daha uzayacak. Neyse artık onu biz noktaları doğru. YSK, rakam doğru. YSK noktayı kapattığı için tabii, bunun bir kıymeti yok. Hakan Başkanım'ın dediği doğru ama 81 kısıtlının olduğu. Ama seçmen listesinde karşılığında kısıtlı olduğu belirtilmemiş. Evet. O yüzden olabilir. Çok şimdi doğru. Şeye geçerken tabii programın sonuna doğru geliriz ama Türkiye siyasetine değinmeden geçmek olmaz. Evet. Geçen hafta sonu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında burada belediye başkan çalıştayı yapıldı. Sanırım siz de katıldınız. Doğrudur. Orada ben kısmi özetleri ve medyadaki yansıyan kadarıyla takip ettim. Bir de kulis bilgileri açısından biraz takip ettim. Sayın Özgür Özel değişen siyasi iklim doğrultusunda bir zafer sarhoşu nidasında değil. Onu gördüm. Doğru. Onu gördüm ve de başarıyı kendisine ve CHP'ye artık şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmiyor. Evet. Yani ortada Türkiye'nin değişen sosyolojisini, ekonomik koşulları, AK Parti'nin yıpranmışlığını, metal yorgunluğunu neyse maddeleri çoğaltıp ortaya akılcı bir tespit yapıp belediye başkanlarına da vermiş olduğu mesajlarla herkesin başkanlığını yapın. Şu rozetinizi çıkarın. Mesajını vermişti. Siz orada neyi gözlemlediniz? Bir ikincisi bu artık yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. 1977 seçimlerinden sonra ilk defa bir birinci parti oluyor. Ama doğru. Yerel ama genel. Türkiye doğru. Ekonomisinin anlamında ciddi bir şey de var. Bu süreç nasıl ilerler? Sizin analiz ve yani parti kimliğinizi tabii ki bir tarafa bırakamazsınız ama bu süreci nasıl yorumlarsınız? Nasıl, ne tarafa doğru ilerler? Nasıl evrilir ya da? Teşekkür ediyorum. Bir kere gözlemleriniz doğru. Aslında biz bu başarıyı elde ederken Sayın Kılıçdaroğlu'nun emeklerini inkar edemeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu altılı masayla bunları böyle ilmek ördü ve kurultayda bütün kurultay delegelerimizin takdiriyle Sayın Özgür Özer partimizin genel başkanlığına seçildi ve hemen işte 80-90 gün sonra da bu seçimin sonuçlarını elde ettik. O çalıştayda Sayın Genel Başkanımız hem bilimsel verilerle başkanları dinledi, hem başkanlara öğütlerde bulundu, hem de daha önceki büyükşehir belediye başkanlarımızın tecrübelerini dinledik. Özetle Sayın Genel Başkanımız şunu vurguladı. Ey Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, size inanıyor ve güveniyorum. Bir, sakın akrabalarınızı işe alarak kamuoyunun önünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor durumda bırakmayın. İki, Arapça tabelaları indirerek yapmamız gereken işleri buralara evrilmeyin. Üç, temel belediyecilik hizmetlerini asla aksatmayacaksınız. Vatandaşın çöpü, suyu, itfaiyesi vesaire. Ama en önemlisi Türkiye fakirleşiyor,
Son 10 yıla geldiğimizde milli gelir açısından iyice geriliyoruz. Ve sosyal belediyecilik şu anda Cumhuriyet Halk Partili mevcut ve yeni seçilen belediye başkanlarının temel felsefesi olacak. Evine süt gitmeyen, evine ekmek gitmeyen ya da Adıyaman'daki ben de o kuyruklardan çok rahatsız oluyordum. O kuyrukları yok edecek projeleri hayata geçirmek için merkezi bir proje ofisi kuruyor. Bütün belediye başkanlarıyla kontak halinde olacak. Yani onları böyle bir demokrasinin kılıcı gibi denetlemek anlamında değil, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütün bilimsel altyapıları ve büyükşehir belediye başkanlarının da tecrübeleriyle ve destekleriyle birlikte biz 2028 hatta ondan önce yapılacak seçime iktidar için hazırlanıyoruz. Mesajı buydu ve çok doğruydu. Bütün belediye başkanlarımız, il başkanlarımız bu mesajı aldı. Mustafa Bey, tarih tekerrürden ibarettir. 89'da biz bu filmi gördük. Yerel yönetimlerden sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti iktidar ortağı olmuştu. Niye 2019'da bu film gerçekleşmedi? 2019'da bu kadar ezici çoğunluk almamıştı. Ama İstanbul, Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir, 3 büyük şehir, Adana, Mersin, eyvallah. Antalya. Ama şu anda ülkenin %65'ini CHP almıştı. Bakın şu anda. Ama 2023 Mayıs'ında bunu gerçekleştiremediniz. Doğru söylüyorsunuz. 2023 Mayıs seçimlerinin de kendine özgü tabii koşulları vardı. Orada da vatandaşa saygı duyuyoruz ama şimdi 2019 ile 2024 kıyaslamasını yaptığınızda 2019 mahalli seçimlerinde 1 Amerikan doları 5.65'ti. 2024 seçimlerinde 32.65 olmuş. Yani TL %82 değer kaybetmiş. Cumhuriyet Halk Partisi değil, ekonomi AK Parti bu noktaya getirdi diyoruz. Bütün dünyada üzerine. Eyvallah. Bütün dünyada şöyledir. İktidarın karşısındaki alternatif her zaman için muhalefet partileridir. Elbette. Mesela Adıyaman'da da muhalefeti güçlü gördüğü için bütün o stratejik seçmen iktidar partisini bıraktı ve bizim etrafımızda kenetlendi. Bütün kazandığımız o kırmızı illere bakın. Seçim AK Parti ile bizim aramızda geçerken bizi güçlü gördüler ve bunlar bu işi iyi yapar dediler. İktidarda da yani mahalli idarelerin iktidarında başarılı olduğumuzda ben 2028'i göreceğimizi zannetmiyorum. Daha erken zamanlarda bir erken seçimle Türkiye'nin önüne yeni bir tabloyla, yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidarıyla yeni dönemi görmeyi arzu ediyorum. Peki son sorum olsun. Çok sayıda soru var ama zaman da bayağı bir... İster soruları cevaplandıralım, istersin soruları cevaplandıralım. Biz bütün sorulara şeffaflıkla cevap verebiliriz. Yani bazen işimize gelenleri, bazen dışımıza gelenleri... Nasıl istersen. Siyasetçilerin evet. Tipik davranışıdır. Biz burada alışırız. Evet. Bu şeyler. Bu toplum size bir kredi verdi. Doğru. İyi bir kredi verdi. Sayın Genel Başkanımız da bu krediyi aldı. Hemen erken seçim ibaresini kullanmadı. Doğru. Belediyelerin biraz kendini göstermesini istedi. Öyle gözüküyor. Doğru. Yani 1,5-2 yıl bu zamanın göstermesi açısından yeterli bir zaman olacaktır. Ben 2027'nin içerisinde bir seçim bekliyorum en geç. Bu zaman diliminde partiniz şu anki tablonun dışında yapmış olduğunuz çalıştayda da mutlaka basına kapalı kısımda konuşulmuştur bazı şeyler. Ne öngörülüyor? Son sorum bu olsun. Soruyu tam anlamadım ya da soramadınız. Soramamış olabilirim. Yapılacak milletvekili seçimlerinde evet. Şu anda bu yerel seçimlerde elde etmiş olduğunuz zaferin evet. Dışında ne gibi bir seçim stratejisi düşünülüyor? Şimdi anladım. Sayın Aloğlu bir kere Sayın Demirel'in rahmetlinin bir sözü çok geçerli bir söz. 24 saat hakikaten çok uzun bir süre. Şimdi biz milletvekili seçimlerini geçireli tam bir yıl oldu. Bir yıl bile olmadı. İki yılı doldurmadan, mevcut milletvekillerimizin özlük haklarını sağlamı almadan bir erken seçim kararının parlamentodan çıkma ihtimali yok. Yani bir yıla kadar yok. Üstelik de vallahi bizim milletimiz seçimden yoruldu artık. Her sene seçim, ya cumhurbaşkanlığı, ya milletvekilliği, ya belediye, ya referandum, seçim. Biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Bakın İskandinav ülkelerinde %56'yı geçmiyor. Amerika'da %60'ı daha görmedi. Türkiye'de her zaman %90'ların altına düşmüyor. İlk defa bu seçimlerde Türkiye ortalaması %69'a düştü. Bizim halkımız sandığı seviyor, demokrasiyi seviyor. Yani sandık iyi ki var, iyi ki demokrasi işliyor. Ancak biz bu millet tarafından verilen bu krediyi çok iyi kullanmak zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok.
Biz vatandaşa diyoruz ki tek başına bizi iktidara getirdiğinizde sizin makro ve mikro sorunlarınızı çözeceğiz. Daha huzurlu, daha adil, daha müreffeh bir ülkede çocuklarınızla yaşayıp torunlarınızı sevip ve yılda bir kere gerekirse Japonya, Amerika'ya tatile gidesiniz hayalini kurmak istiyoruz. Ülkeye bunu yaşatmak istiyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin o eski ya da yanlış bilinen herhangi bir yönü bulunmadığı gibi bu parti 1925'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuş, 1949'da İnönü zamanında İlahiyat Fakültelerini kurmuş, 50'lerde çok partili sisteme geçmeden İmam Hatipleri kurmuş bir parti. Yani aslında din başkasının tekelinde değil, din de bizim, bu milletin değerleri de bizim. Biz bu belediyelerle yapacağımız gerek sosyal yardımlar, gerekse temel belediyecilik hizmetleriyle ilgili dürüst olduğumuzu, adil olduğumuzu, şeffaf olduğumuzu göstereceğiz. Ve teraziye tekrar çıktığımızda seçmene diyeceğiz ki ey millet, bizi belediyelerde gördünüz. Şimdi de genel iktidar için geldik ve sizden oy istiyoruz. Deneyin bizi, beğenmediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz. İşte demokrasinin ve sandığın en güzel tarafı bu. O nedenle ben seçilen Sayın Tuddere başta olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin adil, şeffaf ve başarılı hizmetler sunacağına inanıyorum. Yereldeki hizmetler pozitif bir ivme kazandırdığında bunun genel iktidara da yansıyacağını bilen birisiyiz. Ama şuna da inanmamız lazım. Sadece belediye başkanlarımızın başarısıyla biz iktidarı ele geçirmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve onun kadrolarının Türkiye'nin önüne koyacağı yeni programlarla, yeni vizyonlarla, yeni kadrolarla halkın teveccühünü kazanmak için biz elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Dünyanın sonu değil. AK Parti bugün var, yarın yok. Anavatan Partisi de şahşalarla geldi. 3 seçim sonra kayboldu gitti. Yani AK Parti iktidardan gittiği zaman dünyanın sonu gelmeyecek. Gelmeyecek. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi gelsin. İnsanlar bir sosyal demokrat iktidar görsün. Görsün. Huzurlu ve mutlu olsun. Avrupa Birliği'ni yakaladığımız, adaleti tam yaşadığımız, herkesin birer arabasının olduğu, birer evinin olduğu, çocuklarının rahat iş bulduğu, torunlarının yılda bir kere denize gittiği bir Türkiye olsun. Barış içinde, huzur içinde, tarımıyla, turizmiyle, her yönüyle kalkınmış bir Adıyaman, bir Türkiye olsun. Kim istemez? Neden olmasın? Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok bütün seyircilere, hemşehrilerime en derin saygılarımı sunuyorum. Size de çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu akşam konuğum ekonomist, siyasetçi Sayın Adnan Ağır'dı. Adnan Bey'le Adıyaman siyasetini konuştuk. Son 5 dakikada Türkiye'nin değişen siyasi iklim hakkında fikirlerini aldık. Başka bir gün, başka bir konukla tekrardan karşınızda oluncaya kadar hepinize iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum.